Birazdan izleyeceğiniz kayıt uçtan uca Power BI eğitimden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Şimdi Power BI ile ilgili anlamamız gereken, yaklaşmamız gereken en önemli konulardan bir tanesi Power BI'ın model tabanlı bir uygulama olduğu gerçeği. Şimdi model tabanlı uygulama ne demek? Daha iyi anlamak için rapor tabanlı uygulamalardan bahsetmekte fayda var. Rapor tabanlı uygulamalara örnek vermek gerekirse Microsoft'un çok uzun süredir kullanılan SSRS'i, SAP'nin Crystal Reports'u rapor tabanlı uygulamaları örnek olarak verebileceğimiz iki yazılım. Rapor tabanlı uygulamaların en büyük özelliği her bir rapor sayfası için sırf o rapor sayfasını beslemek üzere arkada o rapor sayfasına spesifik olarak yazılmış bir kodu içermesidir. Şunu görmek istiyorum, bu sayfada arkada bir SQL kodu var. Öyle değil, böyle görmek istiyorum, arkada o SQL kodunun değiştirilmiş versiyonu var. Her bir rapor sayfası için sırf sadece ve sadece o rapor sayfasını destekleyen bir kod. Kullanıcı, ben bunu şu şekilde görmek istiyorum, şöyle bir filtre koymak istiyorum dediğinde yapabileceği tek şey o sayfanın arkasındaki sorguyu kim yazdıysa ondan değiştirmesini istemek. Avantajı ne olabilir? Eğer sorgu yazmayla ilgili teknik kabiliyetiniz yüksek ise hızlı yaparsınız. Ama değilse, özellikle son kullanıcı tarafından geliyorsanız o sorguyu değiştirmek sizin teknik domaininizin genellikle dışına düşen bir konudur ve IT'ye bağımlı kalırsınız. Model tabanlı uygulamalarsa, örneklendirmek gerekirse Power BI, gene Microsoft'un Analysis Service'i, SAP BW, ClickSense gibi uygulamalar bir modelleme katmanı sunar. Bu modelleme katmanına semantik layer da deniyor aynı zamanda. Sorgu tabanlı uygulamalara göre belki biraz daha oluştururken, modeli oluştururken daha fazla zaman harcarsınız ama son kullanıcı tarafında istenilen talepleri, değişiklikleri yapmak için veri kaynağı tarafına gitmeyiz bir daha. Modelde tanımlanmış olan, tasarlanmış olan metrikleri, sütunları vesaire kullanarak kendi raporumuzu, son kullanıcı olarak kendi raporumuzu rahatlıkla yapabiliriz. Şimdi SQL profilinin özellikle yaklaşması gereken en önemli konulardan bir tanesi bu. SQL bilgisi yüksek bir profilseniz, SSRS gibi uygulamaları kullanmaya alıştıysanız, son kullanıcıların taleplerine yanıt vermek adına hemen bir SQL sorgusunu yazıp al deyip veriyoruz. O anki işimiz çözülüyor ama o taraftaki kullanıcı istekleri bir, bitmiyor, iki, daha fazla şey istiyor kullanıcı. Şöyle bir örnek göstereceğim. Bu göstereceğim örneği sqlbi.com sitesinden aldım. SQL BI'ciler, İtalyanlar, özellikle DAX'la ilgili, veri modeliyle ilgili eğer İngilizce probleminiz yoksa mutlaka takip etmeniz gereken sitelerden bir tanesi. Şöyle bir durum düşünün. Ürünlerimiz var, süper, products. Müşterilerimiz var, customer. Ürünlerin bazılarını hem satın alıyoruz hem de müşterilerimize satıyoruz. Yani aynı ürünlerin hem sales datası var, satış datası var, hem de satın alma datası var. Ve bu satın almaları veya satışları farklı farklı tarihlerde yapıyoruz. Kullanıcı size derse ki bana gün bazında sattığımız ürünlerin tutarlarını, miktarlarını, maliyetlerini satın aldıysak satın alma miktarlarını ve onların maliyetlerini getir. Eğer SQL profili yüksek bir kullanıcıysanız ve SSRS gibi, Crystal Reports gibi rapor bazlı uygulamaları kullanıyorsanız sol taraftaki gibi bir SQL sorgusunu yazabilirsiniz. Okey, işiniz o an için çözüldü mü? Çözüldü. Çünkü sizden istenilen rapor sayfasını besleyecek olan bir sorguyu yazdınız, sorguyu spesifik olarak yazdınız. Ama kullanıcı, hayır, gün bazında değil, ay bazında, yıl bazında, önceki aya göre artışıyla birlikte hem satın alma, sorular çeşitlenmeye başladığı zaman, o sorulara bir kere SSRS gibi bir uygulamayla yanıt veriyorsanız, her bir sayfanın arkasındaki sorguyu değiştirmekten başka bir çareniz yok. Çünkü o uygulamaların mantığı o şekilde kurgulanmış. Power BI gibi, Analysis Service gibi, BW gibi model tabanlı bir uygulamayı kullanıyorsanız size lazım olan şey transaction tablolarıdır, hareket tablolarıdır, fact tablolarıdır. Veri modeli dersinde bunların detaylarına gireceğiz. Bu tabloları, bu fact tablolarını
master tablolarla ilişkilendirirsiniz. Katmanın sunduğu dil, kabiliyet neyse bu Power BI için DAX, hesaplamak istediğiniz bilgilerle ilgili, durumlarla ilgili formüllerinizi yazarsınız. Kullanıcı ister master tablodaki, ister sizin yazdığınız metrikleri dilediği gibi harmanlayarak istediği gibi bir raporu rahatlıkla oluşturabilir. Satış, satın alma, müşteri, ürün, tarih bazlı soruların sonu yok. Eğer SSRS tarzı bir uygulama kullanıyorsanız tamam, sorgusunu yazmak doğru bir yöntem olabilir. O araç için, o tool için sadece. Ama Power BI rapor bazlı değil, model tabanlı bir uygulama. Eğer siz Power BI'ya alacağınız veriyi böyle bir SQL sorgusu olarak alırsanız Power BI tarafında oluşturabileceğiniz görsellerde, yeteneklerde kendi bacağınıza kurşun sıkmış olursunuz. Ve bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir durumdur bu. O yüzden Power BI'da çalışırken bir model kuracağımızı anlamak lazım. Bir veri modeline uygun datanın, verinin şeklinin ne olduğunu anlamak lazım. Dilerseniz daha önce metrik tanımı için yaptığımız Power BI dosyasına bir geri dönelim. Orada biraz daha basitleştirmiş bir örneğin üzerinden geçelim. Daha önce metrik kavramını anlatırken kullandığımız Power BI dosyasını açtım. Eğer sorgu tabanlı bir uygulama kullanıyorsanız ve size belge tipi bazında, teslim ilçesi bazında bana satışlarımın toplamını, maliyetlerimin toplamını gösteren bir rapor sayfası oluştur derseniz yazmanız gereken kod soldakine benzer bir kod olacaktır. SSRS kullanıyorsanız okey. Ama Power BI kullanıyorsanız hayır. Eğer böyle bir sorguyu bir veri kaynağı olarak Power BI modelini alırsanız kendimizi zora sokmuş oluruz. Elimiz kolumuz bağlanır. Eğer fact tablosu, master tablosu gibi belli jargona, tablolar arası ilişkileri oluşturmak gibi belli jargona sadık kalarak ve olması gereken veri tipini Power BI modeline alırsak, her seferinde veri kaynağına gitmeksizin bir veri modeli kurarak, bir semantik katman kurarak istediğimiz gibi istediğimiz raporu oluşturabiliriz. Ve esnekliğimiz son derece yüksek olur. Şimdi Power Query tarafına geldiğimizde Query Folding diye bir takım özellikleri göreceğiz. Kardinalite, granülarite gibi konularımız var. Orada bunlara tekrar değiniyor olacağız ama bu dersin sonunda özellikle SQL profili iseniz aklınızda kalması gereken cümle şu olsun. Bize veri kaynaklarından çekmemiz gereken verinin basitliği şu seviyede olmalı ve yazacağımız kodun basitliği de şu seviyede olmalı. Select, okey, şu sütunlar, tek tek sütun isimlerini belirtin. From, bu tablo veya bu view, bir de where condition, 2020 sonrasını getir gibi. Elbette bu basitliğin her zaman geçerli olmayabileceği durumlar da var. Örneğin left join yapıp gidip ürünün markasını, ismini getiriyor olabiliriz. Belli istisnalar da var ama şu ana kadar konuştuğumuz, öğrendiğimiz bilgiler çerçevesinde bu cümle aklınızda kalsın. Select, bu sütunlar, from, bu tablo veya view ve where condition. Geri kalan bütün hesap kitap işini biz Power BI'da veri modeli kurarak, DAX'la metrikler yazarak Power BI'ye yaptıracağız. Bizim bütün sorgu işini SQL tarafına değil Power BI'da veri modeline yaptırmamız lazım. Ve bu kodda gördüğümüz sum, distinct count, artık nasıl hesaplamalar yapıyorsak onların hepsini ya da çok büyük kısmını metrik yazarak Power BI'de yapacağız. Bir veri modelini kuruyor olmak rapor tabanlı bir uygulamaya göre daha uzun zaman alabilir. Ama olması gereken kuralları taşıyan bir veri modelini kurduktan sonra artık o kapsamla ilgili, o konuyla ilgili bir daha teknik bir iş genellikle yapmayız. Kapsam değişmediği sürece veya genişlemediği sürece. O yüzden veri modeli kavramı önemli. Bir sonraki derste detaylarına hep birlikte giriyor olacağız.